çıktığımız babun eyyul civari akrabu. Hangi civar daha yakın? Yani yakınlık bakımından civarı nasıl sıralayacağız? Demiş bab başlığında 2140 nolu hadis. Haddethena haccacun, bize haccac anlattı. Haddethena şu'betu, bize şube anlattı. Ve haddetheni Ali ibn Abdullah diyor İmam Buhari. Bana ayrıca Ali ibn Abdullah anlattı. Haddetena şebabetu, bize şebaba anlattı. Haddetena şu'betu, yine şubeye geldi aynı kanalla. Şimdi şubeden devam edecek. Haddetena Ebu İmran'a, bize Ebu İmran anlattı. Kale, dedi ki, Semi'tu Talhat ibn Abdullah, Talha bin Abdullah'ı işittim. An Aişe'te, o da Aişe'den, radıyallahu anha, Allah kendisinden razı olsun. Kultu, dedim ki, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, inne li carayni, benim iki tane komşum var. Fe ila eyyihime uhdi, hangisine hediye vereyim, hangisine daha yakınım, hangisine karşı daha şeyim var, komşuluk hakkım var. Kale, dedi ki, ila akrabihime minki baben, kapı bakımından sana en yakın olanına, hangisinin kapısı sana daha yakın ise ona karşı senin bu anlamda daha çok hakkın ve borcun var. Demek ki bu başlık ile İmam Buhari bize yakının ölçüsünün fiziki olduğunu anlatıyor. Civar ilişkisi içerisinde 2140 nolu hadisi okumuş olduk. Böylece demin başladığımız kitabı bitirdik. Yani bazen bir kitap başlıyor, aylarca sürüyor. Bazen de bir kitap bir derste başlıyor ve aynı derste o kitap bitiyor. Hocam, baştan yolları ayrılmış, sınırları belirtilmişse şifa yoktur diye. Evet. Konuya girdi. Acaba bu evlerde falan tarla, fabrika neyse, sınırları belli. Hala da bu son hadise göre de şifa devam ediyor gibi. O orada demiş ki, hangisine hediye vereyim? Yok yok. İki tane komşumu. Onun evlerine göre diyor. Sınırları belirtilmiş veya evet. Yollarla ayrılmışsa evet. Şifa yoktur diye geçmiştir. Burada da şimdi herhalde... Burada bu dediğimiz son hadisi kastediyorsunuz. Evet. Son hadiste diyorum ki, şifa konusu değil aslında son hadiste. Yani hediye vereceğim diyor mesela. Bu iki komşundan hangisine hediye vereyim? O da diyor ki, kapına senin daha yakın olana hediye ver. İmam Buhari hadisi buraya, yani hediye vermede öncelik böyleyse şufada da öncelik böyle olsa gerek diye bir mukayese sunuyor. Öte yandan hani yollar artık ayrıldı, şufa hakkı talep edecek açısından hukusal olarak düşüyor, bu doğru. Ama teklif edecek açısından ahlaki olarak devam ediyor henüz. Yani evet, aramızda yol var ama hani komşumsun, ben başkalarındansa sana satmayı tercih ederim diye kişi hala bunu sürdürebilir. Ama diğerinde ayrılmamış olan durumda onun bu hukuki bir hakkı, siz bunu vermezseniz, teklif etmezseniz veya onu göz ardı edip böyle bir ticari şeye girerseniz satış anlamında, sizi kadı nezdinde şikayette bulunabilir ve o ticaretinizi engelleyebilir, o satışınızı engelleyebilir, bana satmak zorunda diye şufa hakkını talep edebilir. Bu talep edilebilir olmaktan ne zaman düşer? Hudutlar çizilir, yollar ayrılırsa artık hukuken talep edilebilir olmaktan cebren yani düşer. Ama ahlaken bu taraf hala bunu teklif edebilir ona. Yani sen evet ayrıyız ama sen alacaksan gönlüm sen al ister. Bak, birleştirirsin, beraber şey yaparsın. Evet. Bu iş yeri de var sizki gayrimenkulün ciharcısının mal sahibini satmak istiyor. Evet. İlk önce size teklif edilmesini arzu edersiniz, isterseniz.
Tabii. Bugün de bu tamir haline gelmiş. Evet. Beklersiniz. Sattığını öğrendiğinizde başka bir mal sahibi sizin karşısına çıktığınızda gönül koyarsınız. Hem de ne gönül koyarsınız yani. Siz içindesiniz, birdenbire haberiniz oldu. Yeni bir sahip. Gazete üzerinden satmış. Bir insan bu kadar olabilir yani.